Cumhuriyet dönemi iç politikayı bitirdik. Yine hem iç hem dışarıyı etkileyen birkaç mevzu var. Onlarla devam edeceğim. Cumhuriyet döneminde yaşanmış diğer bazı gelişmeler diyoruz. Çoğu dış kaynaklı meseleler aynı zamanda. Şimdi bunların ne olduğunu bilmezseniz basit şeyler ama yapamazsınız. İsminden yola çıkıp yorum yapamazsınız. Yani ne olduğunu bilmeniz lazım. Bozkurt-Lotus olayına başlayacağız. Bozkurt-Lotus olayı. 1926. İki geminin çarpışması muhabbetinden başka mevzular çıkıyor. Bozkurt bizim geminin adı, Lotus da Fransız gemisi. Ege açıklarında bu iki gemi çarpışıyor. Ondan sonra bizim mahkeme bizim suçsuz olduğumuza, olayın kaza olduğuna hükmediyor. Fransızlar da hemen sizin mahkemeniz taraflı karar verdi deyip konuyu Lahey Adalet Divanı'na götürdüler. Milletler Cemiyeti'nin mahkemesi. O zamanlar Moda'ydı. Canı sıkılan oraya koşuyordu. O mahkemede bizim mahkemenin kararını onaylamış. Buradan hemen ezik bir yorum yapıyoruz. Hukukumuz uluslararası seviyeye ulaşmış. Demek ki biz de doğru karar verebiliyormuşuz. Adamlar bizi onayladı ya. Bir de burada bizim savunma yapan o dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt. Çok sağlam bir savunma yapmış orada. Hatta dünya hukuk literatürüne birkaç ifade sokmuş. Mülkilik, yani ülkesellik ve veya şey neydi? Mülkilik miydi? Ülkesellik. Ha, mülkilik. Ya da ülkesellik diye bir tabir sokmuş hukuk literatürüne. Mahmut Esat Bozkurt, soyadı onun için Bozkurt'tur zaten. Bu olaydan dolayı Bozkurt soyadı verildi kendisine. O zamanın Adalet Bakanı'ydı. İleride anlatacağım Ankara Hukuk Fakültesi'nin de vurucularındandır. Ve meşhur bir adam ve hukukçudur. Mahmut Esat Bozkurt. Bu sene KPSS'de soruldu bu. Başka sınavlarda da sorulmuş. Bu olayı temsil ettiği için Bozkurt-Lotus olayında kimdir diye cevapta Mahmut Esat Bozkurt'tu şıklarda. Gerçi onu bilmeyen sallasa da yapar da belki yanıltıcı şık diye de düşünmüş olabilirler onu. Bozkurt yazıyor ya soyadında. Evet. 1933'te yine Fransa'yla yaşadığımız bir sorun daha. Bu Bozkurt-Lotus daha çok şey, hukuksal bir mesele değil mi? Evet, ceza. Yani hakimlik sınavlarında falan aslında sorulabilecek ideal bir soru. Vagon Leeds ya da Vagon Lee olayı. Fransa'nın bir şirketi bu. Dünyanın her yerinde bürosu var, İstanbul'da da var. Türkler çalışıyor tabii doğal olarak. Yalnız herifelerde sömürge zihniyeti o kadar oturmuş ki binanın içinde Türkçe konuşmak yasak, Fransızca konuşmak zorunda herkes. Bir Türk arkadaşıyla Türkçe konuşuyor diye müdür bunu görüp işten atıyor. Niye Türkçe konuşuyorsunuz diye. İstanbul'un ortasında oluyor bu olay. Şeyde Vagon Lee binası vardı. Eminönü'ne geçmeden köprünün ayağında hemen Karaköy'de iskelenin olduğu yerdeki bina Vagon Lee binasıydı. Burada Fransızca konuşmak zorundaydı herkes. Adam işten atılınca İstanbul Üniversitesi yeni kurulmuş zaten. Elemanlar hızlı. Gidip binayı bastılar. Dışına bir Türk bayrağı attılar. İçeride ne var ne yok darmadağın ettiler. Dediler ki özür dilenmezse Fransa'nın Türkiye'deki bütün şirketlerine el koyacağız dediler. Üniversite öğrencilerinin gösterdiği milli bir refleks var burada. Zaten o zamanlar bütün milli meselelerde İstanbul Üniversitesi en öndeydi her zamanlar. Bütün olaylarda öyleydi. Sonra özür dilendi, adam tekrar işe alındı, olay öyle kapandı. İşe alındıktan sonra tekrar Türkçe konuşmasına izin verildi mi onu ben de bilmiyorum. Büyük ihtimal birkaç gün sonra kovmuşlardır onu başka bir bahane bulup. İşe geç kaldım diye falan filan. Öyle bir olaydır bu da. Yani gençlerin dil konusundaki hassasiyetini gösteren bir mevzu. Vagon Lee olayı. Anlaşıldı. Bulgaristan'da yaşanmış bir sıkıntı. Razgrad. Razgrad Bulgaristan'da bir şehir. Burada Türkler yaşardı eskiler. Sonra öldürdüler, kovdular, ettiler, ne yaptılar işte. Ölenlerin de mezarlarını tahrip ettiler. Hakaret olsun diye bu Bulgar ezikler. Yine İstanbul Üniversitesi öğrencileri İstanbul'daki gençleri toplamışlar. Gitmişler İstanbul'daki Bulgar mezarlarına. Mezarları ne yapmışlar? Dağıtmışlar mı? Tamir ettiler. Yollarını falan yaptılar. Duvarlarını falan tamir ettiler. İşte üstüne çiçek böcük diktiler neyse. Bir de çelenk bırakıp olayı protesto ettiler. Bulgarlara böyle bir insanlık dersi verdiler. Onlar da çok utanmıştır gerçekten. Yalnız tabii her şey o kadar sempatik olmadı. Biz size sempatik olan kısmını anlatıyoruz. Edirne'dekilerin çünkü direkt babası dedesi onlar.
Edirne'dekiler Bulgar mezarlarına karşı çok ciddi tepki gösterdiler. Ama şunu da görüyoruz orada aslında, sokaktaki normal vatandaşına okumuş adamın tepkisi farklıydı. Yani üniversite öğrencilerinin gösterdiği tepki farklıydı, şimdiki gibi değil, şimdi hiçbir farkı yok. Yani sokaktaki adamın, üniversite mezunu adamın tepkisine bir bakın, hiçbir fark yok. O zaman farklıydı. Ben işte milletler duygusal davranmasını anlamak lazım çünkü direkt akrabaları. Ama olaya da böyle tepki göstermiş İstanbul Üniversitesi şey, bizim kameraya şey çıkıyor ya, ne o? Hayır, hangisi? Hayır. Rafirat olayı da böyle bir olay. Buradan yorum çıkmaz da, şey diyelim, mezarlarımıza ne kadar sahip çıktığımızı gösteriyor. Yorum bulamadım, ne yapayım? İşte öyle bir yorum çıkarabilirsiniz. Geç her şeye bir yorum bulmak zorunda mıyız değil mi? Bir de öyle bir şey daha var. Bursa olayı. Rejimle bir ilgisi yok, rejime karşı falan değil. Olay şu, yine tarihimizin trajikomik köşelerinden bir tanesi bu. 1930'larda Avrupa'nın da başlattığı bir esinti vardı. Bizimkiler de biraz buna şey yapıp, bu rüzgara kapılıp akıllarına ne gelirse yapıyorlardı açıkçası. Biraz böyle garip garip işler yaptığımız var. Türkçeyi hayatın her alanında kullanalım diye bir şey başladı. Türk Dil Kurumu açıldı 1932'de falan. Güzel. Ondan sonra dediler ki bizimkiler, ezanı da Türkçe yapsak ne olur? Belki başta iyi niyetle, hani millet anlasın diye çevirelim falan dediler. Ondan sonra bunu denediler, hatta öyle bir çalışma, bilimsel çalışma şeyle yapılıyor. Sultanahmet Camisi'nin baş müezzini vardı. Çok ünlü bir sanatkar aynı zamanda. Müthiş bir ses, Saadettin Kaynar. Onu getirip okuttular falan. Ben onu kendi sesinden dinledim. Kendi sesinden değil ki, kayıttan dinledim. Öyle bir baktım da, 1933 yaş şey olsa bayağı vardı. Öyle değil. Ben mesela hoşuma gitmedi ki, Saadettin Kaynak güzel okuyamadıysa mesela Türkçe ezan, hiç kimse güzel okuyamaz. Adam bir kere bu konunun ustası. Neyse, belki o hani tercih meselesi falan alıştığımız şeylerdir. Çevirdiler ezanı, 1932'de başladı İstanbul'da uygulama Fatih Camii'nde falan. Sonra bu olayı Anadolu'ya yayalım dediler. 1933'te İstanbul'da, Bursa'da, Uğur Camii'nde Türkçe ezan okumaya başladı. İstanbul'da Bursa Ulu Camii değil tabi, Bursa Ulu Camii'nde. Ondan sonra millet önce anlayamadı ne olduğunu, ondan sonra valiliğe falan yürüdüler. Birkaç kişi tutuklandı ve olay da böyle engellendi. Mustafa Kemal dedi ki, bu bir din değil, dil meselesi. Yani millet ezan anlasın diye çevirdik dedi de. Belki iyi niyetli ama şöyle durumlar çıktı ortaya. Şimdi azıcık araştırıyorum, garip garip çıkıyor işin içinde. Şimdi ezanı Türkçe'ye çevirmişsin, millet Türkçe ezan anlasın diye. Aynı tarihlerde radyolarda Türkçe müzik yasak. Millet Batı müziğine entegre olacak diye klasik müzik. Türkü dinlemek yasaktı. Hatta Sinan Çetin onun bir tane filmini çekti. Kısa film. O film de yasak şimdi. Bu bir emirdir mutlu oldu. Şeyde sazına verirler, türkü çalıyorlar falan filan. Sonra jandarma basıyor. Siz ne yapıyorsunuz diyor. Türkü söylüyoruz diyor. Söylemeyeceksiniz diyor. Mozart çalacağım diyor. Çalıyorlar. Sazına bağlamayla Mozart çalıyor. Ondan sonra onu, o kısa film de yasak şimdi. Böyle bir garip durumlar. Ha, bu arada Türkçe tamam güzel de, her şeyi hallettik o mu kaldı? Her şeyi Türkçe'ye çevirdik ezan mı kaldı? Bir de ezanın bir estetiği var, bir mesajı var. Her yerde aynı dille okunmasının bir esprisi var. Her şeyi hallettik o mu kaldı yani? Bir de millet istemiyorsa milletine didişmenin, mücadele etmenin anlamı ne? İyi niyetle belki başlamış bir olay, yoldan çıktı. Daha neler neler oldu. Daha sonra ileride İnönü zamanında daha başka işler de oldu. Ezanı Türkçe'ye okuyor, tamam. Okumayan imamlar cezalandırıldı falan. Peki bunlar ezanı Türkçe okuyor ya, caminin içinde ibadet Arapça yapılıyorsa, değil mi? Devletin bunu düşünmesi lazım, önemli bu. Ya kavmeti Arapça getiriyorlarsa, camiye adam gönderdiler. Adamın görevi not almak. Sen Allah'ı limen hamide Türkçe okundu mu? Bundan sonra bunlar hutbe falan filan, bu kısımlar önemli. Ondan sonra kapatılan yerler falan da oldu böyle. İşte bu camide Arapça ibadet edildi, tespit edildiği için şu süreyle kapatılmıştır falan filan gibi şeyler oldu. Olay iyice coştu yani, abartıldı. Bir de ezanı Türkçe'ye çevirmişsin, bu fikir nereden çıktı? Baktığınız zaman orada da gariplik var. Türk Dil Kurumu'nun açılış kurultayına gelen Macar bir tane adam var, Negiç Noyan diye bir adam. Araştırdım içinde ne var diye. Bu adam gelmiş, Türkolog bu, şey yapıyor. Kürsüde konuşurken dedi ki, biz Hristiyanız ama dedi, biz de Türk'üz, bizim çanımız bile Türkçe çalar dedi. Sizin ezanınız niye Türkçe değil dedi.
Bu Fethi Okyar anlatıyor bunu. Mustafa Kemal'le yan yana oturuyorduk diyor. Fethi Okyar'a döndü, bana döndü dedi ki diyor, adam doğru söylüyor, ezan Türkçe çıkıyor. Bir de biri aklına geldi bizimkilerin ya, anladın mı? Ondan sonra bir de adam Atilla'dan falan bahsedince bizimkiler coştu. Adama sarılası geldi böyle küsüye çıkıp falan. Ondan sonra çevirdik, her şeyi Türkçe'ye çevirmemişiz. Hadi çevirelim. Tanrı uludur, Tanrı'dan başka yoktur, tapacak diye başlıyor ezan. Haydi namaza diyor aleyhisselam, doğru. Haydi kurtuluşa demesi lazım. Hayyâle felah diyor, haydi felaha diyor bazen de. Yine Türkçe'ye devam ediyor sonra. La orayı niye çevirmedik o zaman? Millet anlasın diye çevirdi. Uzaylılar anlamasın diye mi çevirmediniz yani? Ondan sonra 18 sene okundu Türkçe. Ama millet camiye gitmedi. Cami protesto etti millet, gitmedi. Ondan sonra 1950 seçimlerinde Demokrat Parti geldi. Menderes, ezanı geri Arapça'ya çevireceğiz dedi, sandıkları patlattı. Celal Bayar herkes tanrı severdi de Menderes'i kim tanır o zaman? O oyların biraz sebebi de budur. Sonra dediler ki, bu Demokrat Parti dini kullanıyor dediler. Evet. Sebep olan kim? Sebep olan kim? Milletin ezanına ne uğraşıyor? Milletine cebelleşirse, millet sana sokakta bir şey göster ki gösteremezse sandıkta gösterir, göstereceği. Ne oldu zamanında? Milleti başörtülü diye üniversitelerin kapılarından kovaladılar, coplarına falan. Bunlar bizim millette şey değil yani, unuturma onu. Sonra birisi gelip bir gün başörtüsü sorunu çözeceğim dediği zaman millette yüklenir oraya. Bakmaz iyi mi kötü mü falan. O önemli değil ya, anladın mı? Önemli olan şunu söylemek istiyorum. Kutuplaşmayla gidiyoruz hep böyle. Sağlıklı düşünme yok. Bir mağduriyet doğurursan bir yerde, insanlara şey yaparsan, zulmedersen millette seninle bir yerde hesaplaşır. Sokakta hesaplaşamazsın, sandıkta hesaplaşır. Milletine ne mücadele ediyorum? Bırak ne yapıyorsa yapsın. Sene olmuş 2000 bilmem kaç. Herkes Mars'ta su var mı onu tartışıyor. Yeni gezegen bulma peşinde. Milletin beyninin içinde ne var? Otur onu şey yap. Bu dış görünüşle uğraşmak, bu beyinsizlik bizim işte eskiden alışkanlığımız. Demek ki öyle gidiyoruz yani hala da. İçeride bir şey olmayınca demek ki boş. Kafanın dışıyla. Bunlar böyle mevzulardı. Böyle bir din deneme dediğim gibi iyi niyetle başladı. Sonra da garip garip işlere doğru gitti. Ve sonra 50'ye kadar böyle devam etmiş 18 sene. Başka ne var? Mevzusuna da tehlikeli konular ya. Böyle konuşuyoruz. Dersim'e Tuncay. Oldu. Orada da olaylar oldu. Sonra işte yatıştırıldı falan filan. Ondan sonra Atatürk'e ikinci bir suikast girişimi var 1935'te. Çerkezler ne kadar inat adam olduğunu söylemiştim değil misin? Yurt dışında bunlar hazırlık falan yapmış kardeşiyle beraber. 5-6 kişiyi gönderdiler Anadolu'ya Atatürk'e suikast için. Sonra bunlar gelince vicdan mı yaptılar, ihbar mı edildiler, korktular mı ne olduysa işte. Biz böyle bir iş için geldik ama pişmanız falan dedi. Öyle yakalandılar yani direkt o şekilde. Bir de ağır isyanı var. Evet, üzücü de bir olaydır bu. 1926 ile 30 arasında oldu ağır isyanı. İşin acı, üzücü, onur kırıcı olan tarafları da var. Olayında ne var? Oradaki tabii bütün Kürtler destek vermedi buna. Ağrı'daki birkaç tane Kürt aşireti, Ermeniler birlikte hareket ediyorlar. Ermeniler ve İran. Üçünün ortaklaşa yaptığı bir organizasyon bu. Bayrakları bile var, bir görsek. Kürdistan şeysi. Ermeni bayrağı, Ermeni bayrağında zaten esinlenmiştir şu anda onların kullandığı o paçavralar falan. Ondan sonra bir de İran. Üçü İran askeri ve silah gönderdi bir de buna. İran'ın niyeti bunları kullanıp ağrıyı koparıp İran'a katmak. Bunların kendi çapında niyeti, Ermenilerin niyeti belli. Burada birkaç Kürt aşireti de kullanılan kesim yalnız. Ondan sonra işin daha üzücü olan tarafı demin dediğim olayı. Bizde üniformasıyla birlikte gidip bu isyanın başına geçen subaylar oldu. Üniformasıyla gidip isyanın başına geçtiler. Sonra ne oldu? Ağrı'dan yeteğine gömdü bizimkiler bunları. Yani hak ettikleri şekilde cezalandırıldılar. Ağrı isyanı da böyle bir olaydı. Evet. Özellikle Mustafa Kemal'i çıldırtan odur. İsyan falan da değil. Bizim ordunun içindeki üniformasıyla beraber gidip bu isyanın başına geçen hainler. Asıl Paşa'yı o çok sinirlendirdi. Atatürk gibi bir adamın böyle bir şeye nasıl tepki göstereceğini bir düşünün. Hayal edin yani ki hayal etmekte bile zorlanabilirsiniz yani. Ne yapabileceğini. Yani o konularda biliyorsunuz. Paşa'nın affı yok yani. Ne? O da öyle bir olaydı işte. Şimdi bu mevzuları da bitirdik. Atatürk ilkelerine geçeceğiz. İlke ve inkılaplar bütün bir konu. En kolay konu. En çok yanlış yapılan konu. Yanlış yapmanızın sebebi konunun kolay olmasına kaynaklanıyor.
Kendiniz gidip cevap bulduruyorsunuz şıklarda. Yani okuduğumuzda ne anlıyorsak o şekilde baktığımızda yapacağımız şeyler. Gerçi okuduğundan değişik şeyler anlayanlar da çıkıyor bizim öğrencilerden ama onu söylemeseydim iyiydi öyle. Basit düşüneceğiz ki bir kısmımızın bu konuda zorlanacağını düşünmüyorum. Yani basit düşüneceğiz. Bu şekilde yapacağız. Önce mantığını söyleyeceğim size. Aslında normalde düşününce üniversite mezunu adama Atatürk'ün ilkelerini anlatmak aslında çok ayıp bir şey. Değil mi? Derste bunu anlatmak yani. Bu ilkokuldan beri bilinmesi gereken bir şey zaten. Yeni bir şey değil yani. Hepinizin kafasında olan şeyler. Mantığı nedir? Bir de şöyle bir hata yapıyorlar. Bunu Milli Eğitim de yanlış yapıyor, arkadaşlar da böyle anlatıyor, yanlış anlatanlar var. Önce inkılapları anlatıyorlar, sonra ilkeleri. Da olur mu öyle şey? İlkeler Atatürk'ün fikirleri. İnkılaplar da bu fikirle ne yapıldı? Sen önce yapılan işi anlatıp sonra hangi fikirle yapıldığını anlatır mısın? Öyle saçmalık olur. Önce fikri anlatırsın, koyarsın ortaya. Dersin ki sonra bu fikirle ne yapıldı dersin, icraatlar anlatırsın değil mi? Öğrencinin anlamaması biraz doğru. Bir de dersin adı bile ilke inkılap. Sen niye gıcımız yapar gibi önce gidip inkılap anlatıyorsun değil mi? Mahsus yapar gibi bir şey ya. İlkelerle başlayacağız onun için. Ben önce ilkeleri anlatacağım size. Atatürk ilkeleri ne biliyor musun? Atatürk'ün fikirleri. Atatürk'e göre devlet nasıl olmalı? Kafasındaki ideal devleti yazmış aslında. Yani çoğumuzun kafasında olan bir şey bu zaten. Paşa bunu ne yapmış? Formatlamış, yazmış. Bence devlet, kafamdaki ideal devlet böyle olmalı demiş. Şimdi biz Atatürk'ün kafasındaki o ideal devlete bakacağız. Ha sonra bunlar Atatürk'ün fikri olmaktan çıktı. 1935'te CHP'nin parti programına yazıldı. 1937'de anayasaya girdi. Anayasaya girince ne oluyor haline? Resmiyet kazanmış oluyor değil mi? Devletin resmi ideolojisine dönüştü yani. Yani biz olaya bakarken yine şey diye bakacağız. Atatürk'e göre devlet nasıl olmalı? Ona bakacağız şimdi. Sonuçta devleti kuran adam, bütün inkılapların başında olan adam, bu adamın fikirleri herhalde önemli. Çünkü o fikirle yapıldı çoğu şey. Atatürk'e göre devlet cumhuriyetçi olmalı. Cumhuriyetçilikle başlıyoruz. Bir de biz şöyle yapacağız. Ben size bunların vuru vuru tanımlarını söyleyip geçmeyeceğim. O çok saçma geliyor bana. Cumhuriyetçilik için sadece halkın kendi kendini yönetmesindir deyip geçersen bu karşı taraftaki insana aptal muamelesi yapmak olur. He? Onu biliyoruz zaten öyle olduğunu. Biz ne yapacağız? Başka bir yöntemle gideceğiz. Anahtar kelimeler yazacağız birlikte. Cumhuriyetçilik deyince aklımıza ne geliyorsa bunları söyleyeceğiz. Anahtar kelimelerle gideceğiz. Şuraya Atatürk ülkeleri diyeyim. Atatürk ülkeleri. Cumhuriyetçilik diyeyim. Anayasaya 37'de girmiş, tekrar söylüyorum. Bunlarla ilgili anahtar kelimeler yazacağız birlikte. Dedik ki halkın kendi kendini yönetmesi. Ha, halk kendi kendini nasıl yönetecek? 80 milyon adam meclise giremeyeceğine göre seçimle. Seçimle kendini yönetsin diye seçtiği adamlara ne denir? Milletvekili. Milletvekili halkı nerede temsil eder? Mecliste. Mecliste çoğunluğu fikri esastır, doğru mu? Çoğunluğu denetleyen güce ne denir? Çoğunluğu temsil eden güç, daha çok şunu söyleyeyim, iktidar. İktidarı denetleyen güç nedir? Muhalefet. İktidar ve muhalefet olabilmesi için ne gerekir? Siyasi partiler. Birden çok partinin seçime girmesidir, demokratikleşmenin artması falan neyle ifade edilir? Çoğulculuk. Peki bu sistemin genel adı nedir? Demokrasi. Gibi bir sürü kelime yazabilirsiniz daha buraya. Bir de burada iki kelimeye dikkatinizi çekmek istiyorum anayasa dersinden dolayı. Bizde değil de. Nerede? Çoğunlukçuluk ve çoğulculuk. Şimdi bu kelimeler anayasaya sonradan girmiş olabilir ifade olarak. Anayasaya sonradan girdi diye hayatımıza da o zaman mı girdi? Mesela laiklik anayasaya 37'de girdi diyoruz. 37'ye kadar laiklikle ilgili hiçbir şey yapılmadı mı kabul edeceğiz biz? Hayır, tabii ki öyle değil. Kelime. Bir de çok orijinal bir kelime bulmuşlar gibi götürüp saçma sapan. Çoğunlukçuluk, çoğulculuk. Gerçekten çok zeka gerektiriyor düşününce bunları bulmak. Çoğunlukçuluk dediğim, olayın şeycisini söyleyeyim. Çoğunlukçuluk anayasaya 82'de girdi. 82 anayasasında var çoğunlukçuluk. Çoğulculuk 61 anayasasında var ilk defa çoğulculuk. Bu ifadeleri anayasa için bilin ya. Mantığı ne? Basitçe söyleyeyim. Şurada 10 kişiyiz. Altımız bir konuda oylama yaptık. Evet dedi, dördümüz hayır dedi. Bu 6 kişi çoğunlukçuluktur. 4 kişi siz ne düşünüyorsunuz bu konuda diye fikrini sorarsan o da çoğulculuktur. Mesela böyle anlatılır ya, çoğulculuk çok mühimdir, çoğunlukçuluk çok kötüdür. Anayasada öyle anlatılır. Ya olur mu öyle şey? Biri olmadan öbürü eksik kalır, biri olmadan öteki eksik kalır. Sadece çoğunlukçu olduğunu düşün.
6 kişi biz evet dedik. Geri kalan 4 kişiye fikrini sormamıza gerek yok dersen olur mu? Ha, sadece çoğulcu olduğunu düşün öbür türlü. Biz 6 kişiyiz, siz 4 kişisiniz ama fikirlerimiz eşit olsun. Sebep? Niye eşit olsun? Benim senden bir farkım olmalı. Değil mi? Ya bunlar olması gerekiyor ikisi de. Neyse anayasaya sonradan yazmışlar. Dikkat edersen burada yazan kelimeler ne? Hep siyasetle, rejimle, yönetimle, çalışma şeyle ilgili, devletle ilgili çalışmalar. Buna örnek verir misiniz dediğin anda ben inkılapları saymaya başlarım sen otomatikman zaten. Değil mi? Bir sürü örnek anlatacağım. Kadınlara siyasi haklar verilmesi, seçme seçilme hakkı, çok partili hayata geçiş, cumhuriyetin ilanı, halifenin kavmi falan filan. Özellikle başlık olarak siyasi alanda yapılan inkılaplar dediğimiz olur mu lan? Zaten şimdi fikri anlatıyorum ben, örnekleri anlattığımda tam oturacak. Bu siyasi alanda yapılan çalışmalar cumhuriyetçiliktir. Cumhuriyetçiliği öbürleriyle karıştırmazsınız, kolaydır. Yani pek karıştırmaya müsait değildir bu zaten öbürleriyle, kolaydır. Bir de bunun bütünleyicisi var, adam sanki yarım söylemiş gibi götürmüş, bütünleyici eklemişler bile. Sen gibi Atatürk'ün dediğini anlamıyoruz. Ekleme yapmış. Neymiş bütünleyicisi? Şuraya yazayım. Milli egemenlik. Gerçekten çok zevkince bir konuş. Lan bu bunu bütünlemiyor ki, bu bunun aynısı. Cumhuriyet eşittir milli egemenlik. Aynı şey değil mi? Halkın kendini yönetmesi. Halkın kendini yönetmesi. Sanki bir orucuna, hani bir fikir söylersin, bir de onu destekleyici bir şey söylersin, dersin ki tamam bu bunu bütünlüyor. Bu bunu bütünlemiyor ki, bu bunun aynısı. Size şıklara cumhuriyetçiliği değil, milli egemenliği koyamaz mı? Koyar. Atatürk'ün böyle bir ilkesi yok demeyin de. Bunu yazmaz, bunu yazar. Zaten bununla ilgili nasıl soru sorulabilir? Önce onu söyleyeyim size şimdi. Ya Atatürk'ün bir sözünü verir. Hangi ilke doğrultusunda söylemiş de? Ya ilkeleri verir, bütünleyicilerini verir, hangisi yanlış eşleştirilmiştir de? Ya ilkeleri şeyi verir, inkılapları verir yapılan işleri, yanına ilkeleri koyar. Hangi ilkeyle ilgili yapılmış bir çalışmadır de? Zaten inkılapları anlatırken bütünleştirip bağlantı kuracağım. Böyle sorular sorabilir size. Cumhuriyetçinin bütünleyicisi de bu. Milli egemen. Anladınız mı cumhuriyetçiliği? Ha? Örneklerini anlatınca daha somutlaşacak kafamızda. Şu an biz fikir anlatıyoruz. Atatürk'e göre devlet milliyetçi olmalı. Uydurup bir ifadeyle ulusçuluk. Milliyetçilik. Şu şeyde bütünleyicilerin de kırmızıyla şey yapayım da. Mahsus mu yaptınız bunu? Milliyetçilik. Milliyetçilik olmazsa olmazdır bunların içerisinde. Niye? Millet olabilmek için milliyetçilik şarttır. Millet olamazsanız devlet kuramazsınız. Devlet olamazsanız adı cumhuriyet zaten olmaz otomatikman. Nedir millet olmanın gereği? 50 milyon adamı topladın, götürdün otobüslerden bir adaya yığdın. Bunlar biz yarın çıkıp da millet olduk diyebilirler mi? Diyemezler. Diyemezler. Bunların birlikte bir yaşanmışlıkları lazım. Bir geçmişleri olmalı. Değil mi? Kaynaşmak için. Ortak bir tarih olmalı. Tarih birliği. Bu insanlar bir süre sonra ortak değerler olduğu zaman aralarında ortak bir vatan duygusu gelişecektir birlikte. Aynı evi paylaşıyormuş hissi oluşur. Anladınız mı? Ortak bir vatan duygusu. Ve birlikte yaşamak gibi bir amaçları olmalı birlikte. Amaç ülke birliği olmalı. Ve böyle olunca zaten kültür birliği kendiliğinden oluşacaktır. Peki bunların hepsi oluşursa milli birlik beraberlik duygusu oluşur mu zaten? He? Milli birlik beraberlik duygusu olmadan biz millet olduk diyebilir misin? He? İnsanların arasında ortak değerler olmalı. Milli birlik ve beraberlik, milliyetçiliğinde bütünleyicisidir. Misal, bugün diyelim Edirne'nin bir köyünde yaşayan vatandaş hemen diyelim ki işte Yunan sınırında, Bulgar sınırında yaşıyor bu adam. Hemen yan komşusu, aradaki sınırı boş ver diyelim. Hemen yan sınırdaki bir Yunan köyündeki adama mı sahip çıkar, Kars'taki adama mı sahip çıkar, öbür uçtaki adama? Kars'taki. Hatta Kazakistan'daki adama mı sahip çıkar? Niye? Demek ki bu adamlar arasında tanımasalar da birbirlerine ortak değerler var. İşte ortak değerlerin sayısını ne kadar arttırırsan millet o kadar güçlü olur. Harcı daha da iyi kalmış olursun. Nedir? Mesela bunun için de millet demek şurada değil yalnız. Tıp atıp birbirinin aynısı insanlar değil böyle fabrika çıkışı gibi. Mesela din birliği var mı bunun içinde? Yok. Aynı dinden olmanız gerekmiyor. Irk birliği var mı? Yok. Milliyetçilik bir hissiyat, bir mensubiyet duygusudur. Kendinizi bir aileye mensup hissediyorsunuz ya. Ha bir millete mensup hissetmedir. Olayın ırkı değil yani. Eğer ırk olarak bakarsan o zaman Mehmet Akif Türk değil, ben Türk'üm mesela. Hangimiz daha milliyetçi? Benim adım bile tartışılmıyor. Biz kim oluyoruz, değil mi?
Mehmet Akif Arnavut. Köken olarak bakarsın. Mehmet Akif buradaki herkesten daha Türktür. Türkiye'deki değil mi? O zaman demek ki burada hissiyat meselesidir. Mensup olma duygusudur. Hangi kökten geldiği önemli değil yani. Peki, milliyetçilikte insanlar arasında dengeyi, eşitliği, insan sevgisini koymazsan ne olur? Türkiye'de genelde milliyetçilik alerji yaratan bir kelime ya. Ha? Bu ara moda gerçi de. Bu ara moda. Zaman zaman moda oluyor bu, mecbur kalınca. Hocam bizdeki milliyetçiler hani, öyle milliyetçisi... Değil. Milliyetçilik deyince Türkiye'de bir yaftalama yapılır, faşist gibi. Irkçı. Faşizm nedir? Doğuştan üstün yaratıldığına inanmaktır. Bu mallıktır. Değil mi? Ayrıca eğer üstünsen bile bunda senin bir marifetin yok ki, sen niye ölüyorsun? O zaman Yaradan'ın marifeti var. Yaradan'ın marifeti çıkmaz ortaya. Eğer düşünürsen biraz çok sakat yerlere gider o işin sonu. Eğer doğuştan ben üstün yaratıldıysam bir Türk olarak, o zaman yarın haşa Allah adaletsiz anlamı çıkar oradan. Değil mi? Yarın ahirette bir Yunanlı demez mi? Madem Türkler üstündü, beni niye Yunanlı yarattın diye hesap sorma hakkı da olmaz mı? Değil mi? O haşa Allah'ın adaletsiz olduğu şeyine gider. Ha, zamanla tarihin sana verdiği bir misyon vardır. Atan, deden, ceddin bir başarıları, övüneceğin işler yapmıştır senin. Ondan gurur duyarsın, o ayrı. Ama senin üstün yaratıldığın diye bir şey olamaz. Zaten saçma, mantığa aykırı. Tarihle, zamanla, beyninle, bileğinle bir güç kazanırsın zamanla. Kimse kimseden üstün yaratılmaz. Öyle bir şey yok. Ha, bir de bir şey söyleyeceğim. Bir toprak üzerinde bağımsız değilsen eğer yine millet olamazsın. Bir süre sonra bu özelliğini kaybedersin yoksa. Bağımsız olamazsan devlet kuramazsın zaten. Milli bağımsızlık da bunun bütünleyicisidir gençler. Mesela bazen birisi diyor ki, hocam diyor siz belki siyasete şey soruyor öyle ama işte bir üniversite mezunu neyi ne zaman sorduğunu bilecek. Ona ben açıklama yapıp şöyle mi sormak istedim demem. Ben aydınım diye lafı gelince böyle geniş geniş konuşmayı biliyorsam sorduğu soruyu da bilir. Diyor ki hocam diyor siz milliyetçi misiniz diyor. Sen diyorum ben değilim diyor. Neyse var mısın? Ya senin milliyetçilik anlayışın benimkinden farklı olabilir. Değil mi? Ama sen hiç kendini bir yere mensup, bir aileye, bir çevren, bir arkadaşın, selam verdiğin bir insan, oturup bir şey paylaştığın hiç kimse yok mu senin? Tek başına yaşayan bir varlık mısın sen? Ha onu belki siyasetten soruyor ama işte mesela milliyetçimizin de soru olur mu? Zaten bir milletin parçasısın sen. Nasıl dünyada herkes için geçerlidir bu, bizim için değil ki sadece. Sadece bizim için değil, herkes için geçerlidir. Millet oluşabilmesi için de üç günde olacak bir süreç değildir bu. Binlerce yıl bir paylaşım olması gerekir. Dün bir araya gelip bugün biz millet olduk diyemez kimse. Anladınız mı? Millet olmanın bir şeyidir bu, milliyetçilik. Ve devlet kurabilmenin ana olsun. Kurtuluş Savaşı'nın bizzat kendisi milliyetçiliktir zaten. Örnek verir misin dediğimde. İstiklal Marşı, Türk Dil Kurumu, Tarih Kurumu, halifenin kaldırılmasına belki alaka kuramayabilirsiniz. Anlatacağım inkılaplarda da. Halifenin kaldırılması laikliktir, doğru. Ama milliyetçiliktir de. Niye? Ümmet anlayışından millet anlayışına geçildi ya. Osmanlı'daki millet sistemi dine göreydi biliyorsun değil mi? Burada başka bir millet anlayışına geçildi. Ondan dolayı anladınız mı milliyetçilik? Ümmet anlayışından millet anlayışına geçildi. Şunları şöyle yuvarlak içine alayım. Bunlar milliyetçinin bütünleyicileri. Bunları dedim ya paşa çok güzel bir şekilde yazmış, formatlamış. Hepimizin aslında kafamızda olan şeyler bunlar bizim şu an. Peki şimdi gelelim halkçılık. Atatürk'e göre devlet halkçı olmalı. Ve bunlar zincir gibi birbirini takip eder. Aradan birini çıkarırsan zincir kopar. Bu da olmazsa olmaz bir şey mesela. Nedir? Çok basit. Devlet bütün vatandaşlarına eşit davranmak zorundadır. Yani herhalde. Değil mi? Nasıl olacak? Öbür türlü zaten birlik de olmaz, beraberlik de olmaz, millet de olmaz. Devlet hiçbir zümreyi kabul etmez, hiçbir ayrıcalıklı kesimi kabul etmez. Hiç kimse kimseden farklı veya alçak veya üstün değildir. Devletin karşısında bütün vatandaşlar eşit haklara sahiptir. Bu zaten insanoğlunun kendi yaratılışında olması gereken bir özellik. Yani milliyetçiliği en iyi özetleyen kelime aslında ne? Eşitlik. Başka ne kelimeler yazabilirim? Adalet. Sosyal devlet. Hukuk devleti. Bu kavramlar açıklamıyor mu bunu? He? En önemlileri de belki eşitlik ve adalet kavramları. Bunlar, buna özetle. Bütünleyicileri ne derseniz?
Milliyetçiliğin bütünleyicileri aynı zamanda halkçının da bütünleyicileri. Yani zaten şöyle bir şey sorulmuştu da, cumhuriyetçilikle milliyetçiliğin doğal sonucu olan ilke hangisidir diye. Hangisi? Halkçılık. Tam tersini sorsa sana, halkçılıkla milliyetçiliğin doğal sonucu ne dese? Cumhuriyetçilik. Cumhuriyetin en yakın olduğu ilke halkçılık değil mi zaten? Cumhuriyetin kendisi halkçılık değil mi bir kere? Millete vereceğin en güzel eşitlik kendini yönetme hakkı değil midir? En güzel eşitlik o, en önemlisi. Değil mi? Millete verdiğin en tepedeki hak budur. O zaman cumhuriyet zaten şu kelime anlamı da halk demek ya. Yalnız bu rejimin adı. Bu devletin vatandaşa nasıl davranması gerektiğinin adı. Tamam mı? Halkçılık. Bunlar birbirini böyle zincir gibi tamamlar. Şimdi 100 senedir anlaşılamayan şeyi bir dakikada anlatacağım size. Herkes biliyor bunun ne olduğunu da, bilip yalandan eşek olma sanatı var ya, tecavül araç sanatı dediğimiz edebiyatta onu yapıyor herkes. Yoksa herkes biliyor ne olduğunu. Nedir laiklik? Dinsizlik midir mesela anlatıldığı gibi? Hayır. Mantık şu. Türkiye'de bir sürü farklı dinden, inançtan insan yaşıyordur. Ki doğal, her ülke öyledir. %100 hep aynı inançlar olan ülke var mı mesela? Olmaz. Bir kişi bile en azından farklıdır. Peki, o zaman eşit davranacaksan bütün bu insanların hepsinin inancını anayasaya yazman gerekir. Doğru mu? Ya da hiçbirini yazmayacağım. Devlet hangisini tercih etmiş? Yazmamayı. Devletin anayasasında bir din yazmaması devletin dinsiz olduğu anlamına mı gelir? Hayır. Dinsiz olsa dinsiz yazarlar. Nedir mantık? Orası doludur aslında, boş değil. Şurası böyle boş bırakılmış gibi gelmesin size, doludur. Türkiye'de bugün diyelim 100 tane farklı inanç varsa devletin 100 tane inancı vardır ve hepsini devlet kabul etmiştir. Mantık bu. Ve devlet, bu tanım zaten sakat. Din devlet işlerinin birbirinden ayrılması diyor. Bu tanım mahsus yapılmış bir tanım. Ne kadar ayrılacak birbirinden? Tamamen. Hadi ayrıldı, tamamen ayrıldı. Devlet o zaman dinin tamamen dışında olacak. Peki insanların dini ihtiyacını kim karşılayacak soruyorum. O zaman karşılamazsa o devlet sosyal devlet olmaz. İnsanların dini ihtiyacını karşılamazsa insanlar da gider başka yerden öğrenmeye kalkışır. O zaman tarikatlar çıkar ortaya işte. Değil mi? Tarikatların olmasının en önemli sebebi ne? Milleti niye sövülüyor, nasıl kandırıyorlar, parasını alıyorlar, ruhunu, beynini? Devlet insanlara inancını öğretmiyor. Burada laikliği savunanların da gerekçesi ne? Tarikatları diyor yok edelim diyor. Çözüm o değil ama. Tam tersi sizin yüzünüzden o şekilde oldu. Millet, devlet insanlara inancını öğretse, insanlar gidip başka yerden öğrenmeye kalkışır mı? Kontrol altından, kontrolden çıkarsa bu eğitim ne yapar? Adam yarın cennetten arsa satmaya çalışmaz mı millete? Ne? Üniversite mezunu öküzler bile var cennetten arsa kiralayan. Anladınız mı? Devlete suç ama bu. Devlet senelerce insanlara inancını öğretmedi demek ki. Bu tarikatlar yoksa niye çıktı? Nasıl Milli Eğitim Bakanlığı görevini yapamadığı için şu an ben buradaysam? Eksiklik var demek ki, ihtiyaç var. Ha işte o ihtiyacı ne yapar? Önüne gelen herkes doldurmaya kalkışır o ihtiyacı. Devlet insanlara inancını öğretmek zorundadır laik devlette. Devlet Müslümana cami, Hristiyana kilise, Yahudiye havra, Budiste tapınak yapmak zorundadır. Bu insanlar inançlarını öğrensinler diye devlet bunlara her türlü imkanı sağlayıp kitaplarını bastırmak zorundadır. Din adamı görevlendirip maaşını vermek zorundadır. Ve bu insan burada ibadet ederken başkası zarar vermesin diye 24 saat gerekirse güvenliğini sağlamak zorundadır. Devletin bir görevi de çoğunluk olan, inanç azınlık olanı ezmesin diye vardır. Görevdir bu. Anladınız mı? Misal Türkiye'de biz çoğunluğuz Müslüman olarak diyelim. Burada Hristiyanlara baskı yaptık mesela. Almanya'daki Hristiyanlar da Müslümanlara baskı yaparsa ne olacak o zaman? Değil mi? Laikliğin temel amacı ne biliyor musunuz? Toplumsal bir kargaşa çıkmasın ve herkesin inanç, ibadet, hürriyeti garanti altına alınsın diye koyulmuş. Bizde tam tersi çatışma aracı olarak kullanılıyor bu. Çatışma çıkmasın diye koymuş adamlar. Devlet sana güvence verir. Der ki vatandaşım olarak ben sana şu güvenceyi veriyorum. İstediğin gibi ibadetini yapabilirsin. Hiç kimse senin inancından dolayı seni sorgulayamaz. Hatta inanma veya inanmama hürriyetine de sahipsin. Ve kimse bundan dolayı seni dışlayamaz, sana zarar veremez ve sana hiç kimse bir şekilde baskı yapamaz. Devlet sana garanti vermiş yani. Laikliğin mantığı bu. Anladınız mı? Uygulamadan ne kadar uzak değil? Baktığınızda. Ne kadar uzak. Türkiye'de çoğunluk azınlığı ezmesin diye koyulmuş. Türkiye'de bunu kullanıp azınlık çoğunluğu ezdi senelerce. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Laikliğin mantığı bu. Yani
siyasetten uzak tutulmalı falan dedik. Demek de kasıt bu. Günlük kargaşalara, kendi günlük o ağız dalaşına, menfaatin için kimse bunun milletin dinini, inancını kullanmasın diye koymuş adamlar bunu. Evet. Mantık bu. Düşündüğüm zaman çok da mantıklı, değil mi? Devlet herkese demiş ki, kimse kimsenin inancına bir şey yapamaz ve herkes özgürdür demiş. Ben herkese garanti veriyorum demiş. Bütün meclisi de, devletin bir görevi de hurafeyi ortadan kaldırıp sana gerçek inancı öğretmek. Mesela Müslümansan, Müslümanların öz kaynaklarını bulup sana Kur'an'ı, sünneti bastırıp kitaplarda getirip sana sunmak zorunda devlet. Görevi bu. Böyle sorular sorursa Türkiye'de çakmağına eklenir, yanlış yapar ha. Dese ki laik devlet anlayışında hangileri görev şarttır ya da yapılması gerekir dese, işte dese ki bir, din ve vicdan hürriyeti sağlanmıştır. İki, devlet insanların inanç ve ibadet hürriyetini garantine alır. Üç, devlet dini yatırım yapmak zorundadır dese. Üç almaz kesinlikle. Oğlum canım, laiklikte devlet dini yatırım mı yapmamış? Ne demek yapmaz? Yapmak zorunda. Devlet şu anda Hristiyan'ı, kiliseyi, havrayı falan boş ver. Bizim devletin laik olmadığının en önemli göstergesi ne biliyor musun? Tam tersi söyleniyor ya. Laik devlette diyor imama maaş verilmez diyor. Tam tersi. Laik olmadığımızın en önemli göstergesi caminin ihtiyacını devlet karşılamıyor. Peki devlet kendi din adamını düşürdüğü durum nasıl? Her cuma günü imamlar dilenci gibi yalvarmıyor mu, sana para istemiyor mu? Devlet kendi din adamını bu seviyeye düşürür mü peki? Olanla olmayanın arasında rencide olursa ne olacak insanlar namazdan çıkarken? Parası olmayan adam. Değil mi? Bizim devletine camiye kilise yardım ediyor. Kiliseye belki ona daha çok yardım ediyor. Etmek zorunda yalnız. Ne havraya ne başkasına yardım etmek zorunda ama etmiyor. Camiye de etmiyor, öbürüne de etmiyor. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı laikliğe aykırı mı diyorlar? Hayır, Diyanet İşleri Başkanlığı dini bir kurum değil ki zaten. Anayasada din hizmetlerini yürüten bir kurum olarak geçiyor. Zaten dini bir kurum değil. Ki yani şey yapmak istemiyorum ama bizim dinde Diyanet İşleri'ne kalırsa gerçekten... Devletçilik. Ha, laikliğin aşamalarını söyleyeceğim size. 1922'de saltanatla hilafetin ayrılmasıyla başlıyor. 23'te İşte Cumhuriyet, 24'te halifelik kalkıyor, yerine din İslam'dır, o çıkarılıyor, boş bırakılıyor. 28'de ifadelerden dini, yeminlerden dini ifadeler çıkarılıyor. 37'de en son ekleniyor laiklik. Aşama aşama, 22'den 37'ye kadar. Anladınız mı? O süreci biliyorsunuz. Zaten inkılaplarını söyleyeceğim. Gelelim devletçiye. Dikkatli dinleyin buna. Yanlış yapmaya müsaittir bu. Ekonomi gelecek aklınıza ama böyle güya sana pratik ders anlatanlar çıkıyor bazen. Arkadaşlar diyor, parayı gördüğümüz yerde işaretleyin devletçiliği diyor. Mala bak hele. Şimdi anlatayım size öyle bir şey. Olur mu öyle şey? Devletçilik deyince ekonomi aklına gelecek ama nasıl? Şöyle söyleyeyim önce. Atatürk'ün hayal ettiği, istediği ekonomik şey, sistem farklı. Hayal ettiği. Söylediği farklı, uygulanan farklı. Atatürk'ün normalde istediği ve hayal ettiği her şey milletin olsun istiyordu. Devlet açsa bile fabrikayı, vatandaşa sonra devretsin diyordu. Bu millet bunu hak ediyor diyordu. Her şey milletin olsun diyor. Liberal yani. Mümkün mü peki o zaman? Değil. Söylediği nasıl Atatürk'ü? Millet yine yapsın, gücünün yetmediği yerde devlet yardım etsin. Büyük fabrikayı devlet kursun, küçük fabrika kursun diye vatandaşa da destek olur. Atatürk'ün aslında anlattığı karma bir model. Değil mi? Devlet, millet el ele diyor birlikte. Peki uygulanan nasıl? Devletçilik 29 krizi çıkınca 30'da girdi bizim hayatımıza resmen. 30'da girdi. Nasıl girdi hayatımıza? Atatürk'ün anlattığı gibi mi girdi? Yok, o zamana kadar Atatürk'ün anlattığı gibi gidiyordu. O dedi ki devlet kriz var, özel sektör yapamıyor bu işi. Özel sektör kenara çekilsin, bundan sonra bütün yatırımı devlet yapacak dedi. O zaman hayatımıza nasıl girmiş? Yatırımı komple devlet yapar şeklinde girmiş hayatımıza. Siz hangisini kabul edeceğini sorulursa? Atatürk'ün dediğini mi? Uygulanışını mı? Uygulanışını kabul edeceksiniz gençler. Basit. Şöyle söyleyeyim. Bir fabrika mı kuruldu? Sahibine bakacağım. Fabrikanın sahibi devletse devletçiliktir. Özel sektörse zaten devletçilik değildir. Burada kafanızı karıştıran nokta ne biliyor musunuz? Devlet yaptırdıysa. Yaptırdıysa derken devletin ihale verip kendi işini yaptırmasından bahsetmiyorum size. Misal, teşviki sanayi kanunu devletçilik midir? Devlet sana demiş ki fabrika kur,
Ben sana arsa vereceğim, bina vereceğim, mazotu da vereceğim ucuz. Ve satma garantisi de vereceğim. Kur demiş fabrika. Devletçilik mi dedi? Soruldu bu. Çok sakat bir soruyu. Atatürk'ün aslında anlattığına göre bal gibi devletçilik ama siz bunu da almayacaksınız. Devletin yaptırdığını da almayacaksınız. Sadece kendi yaptığını alacaksınız. Anladınız mı? Ne olur o? Göreceğiz şimdi. Devlet sanayicisine destek olmuş. Halkçılıkları geçersin. Devletçilik olmaz. Ziraat Bankası'ndan köylüye kredi verilmesi devletçilik midir? Hani para görünce her atlıyoruz devletçilik. Olmayacak demek ki öyle. Halkçılık dersin. Niye? Devlet sen kendi tarlanı ekebilesin diye mi para veriyor sana yoksa sen devletin tarlasında mı çalışıyorsun? Kendi tarlanı ekebilesin diye veriyorsan. Anladın mı? Yatırımın sahibi kim orada? Sensin. Teşvik-i sanayide fabrikanın sahibi kim? Sensin. Anladınız mı? Orada almayacaksınız. Devletin kurduğu fabrika, devletin kurduğu banka, devletin yaptığı yol, devletin yaptığı işte neyse kendi yaptığı devletçiliktir. Şu inkılaplarla bunu daha iyi anlayacaksınız. Niye? Çünkü size nasıl uygulandığını anlatacağım ya bunu ben. Türkiye'de nasıl uygulandığını anlatınca tam anlayacaksınız. Ve bunu bütünleyicisi yok öbürleri gibi dikkat edin. Bu bir model. Ve aslında Atatürk'ün en istemediği ülkesi bu. Çünkü adamın hayal ettiği başka. Mecbur o zaman şartlar böyle demiş. Onu da niye öyle dediğini şurada anlatıyoruz abi. İnkılapçılık kendi başına bir ülke değil aslında gençler. Atatürk 5 tane fikrini saymış. Altıncısı da kitabı bitirirken son sözleri gibi düşün. Demiş ki benim bu saydığım fikirler şunlar. Bugünün şartlarında söylüyorum ben bunları demiş. Zamana göre bunlar yenilenir, modernleşir ve gelişir demiş. Bugünün şart. Demek ki adam moda mı söylediği şeyi böyle tapınacak tipler çıkacağını biliyordu ki. Gelişime açıktır demiş. Dogmatik değildir demiş benim bu fikirlerim demiş. Ben bugünün şartlarında bunları söyledim. İleride bunlar değişir demiş. Misal Atatürk'ün en istemediği, değişmesini istediği ne olabilir? Tahmin bu devlet. Peki özellikle hassas olduğu ülkeleri var mı? Cumhuriyetçilik ve laiklik. Hassas olduğu derken duvara layıklık yazıp önüne secdeye kapanın demiyor adam. Anladınız mı? Bunları diyor kurcalamayın, incelemeyin demiyor. Ayet mi bu? Ayeti bile incelersin. Ne tartışıyor? Tartışırsın ama şey demiyor. Sulandırmayın diyor adam. Bizim huyumuzu biliyor. Adam kendi kurduğu devlet milletin huyunu bilmez mi? Sulandırmayın diyor. Niye? Cumhuriyetçiliği sulandırırsan devlet bölünür. Laikliği sulandırırsan milleti dinli dinsiz diye birbirine düşürsün. Daha kötü. Millet bölünür. Millet bölünürse devletin bölünmesinden daha kötü biliyor musunuz? Daha yeni bir devlet kurma şansın bile olmayabilir o zaman işte. Millet bölünür. İşte bunları demiş sulandırmayın demiş adam. Biliyor çünkü. Peki inkılapçılık hepsini kapsar mı? Kapsar. Her yapılan inkılap inkılapçılık mıdır? Evet. Biz her yapılan inkılaba inkılapçılık mı diyeceğiz? Yok. Şimdi kaldırıp hepsinin peşine tek tek yazmana gerek yok. Adam size sorarsa daha çok doğrudan inkılapçılık olanları sorar. Bütünleyicisini söyleyeyim daha kolaylaştırır sizi. Bütünleyicisi, çağdaşlaşma ve batılılaşma gençler. Misal bak şıklı bir soru sordu diyelim. Cumhuriyetin ilanı dedi, hangi ilkeyle ilgilidir dedi. Tek cevap istiyor senden. Şıklarda cumhuriyetçilik varken gidip de inkılapçılık demezsin. Evet tamam inkılapçılıktır da değil mi? Cumhuriyetçilik var ya orada. Neyi sorar mesela size daha çok? Batıdan gelen şapka, batıdan gelen ölçü tartı, batıdan gelen harfler, batıdan gelen medeni kanun batıdan gelmesi mesela, batıdan gelen bilmem ne. Bunlar daha çok sorar. Anladınız mı? Ha. Yoksa normalde hepsini kapsın. Şıklı maddeni sorarsan, sana dedi ki mesela aynı şeyi soruyorum. Cumhuriyetin ilanı hangi ilkelerle ilgilidir dedi. A, B diye tek cevap istemiyor. 1, 2, 3 diye vermiş. 1, cumhuriyetçilik diyor. 2, halkçılık diyor. 3, inkılapçılık diyor. Nedir bunun cevabı? Ha, üçünü de alırsın o zaman. İnkılapçılığı o zaman alırsın. Birden çok şey var ya cevap çünkü. Anladınız mı? Ha, ama tek başına sorarsa kalkıp halifeliğin kaldırılmasına gidip laikliği dururken gidip de sen inkılapçılığı işaretleme yani mümkünse. Tek cevabı. Tamam mı? Ama kalkıp da dese medeni kanun nedir derse içeriğine bakacak, anlatacak. Halkçılık daha çok eşittir. Medeni kanun İsviçre'den gelmesi nedir derse adam sana? İnkılap. Ha, bunlar fikir. Örnekler anlatınca tam oturacak dedim ya. Örneklerini anlatacağım size. Aslında bu anlatacağım konu Türkiye'nin kültür medeniyeti değil mi? İnkılaplar bu değil mi? Türkiye eğitimden ne yapmış? Türkiye hukuktan ne yapmış? Türkiye ekonomiden ne yapmış falan. Bunlar işte. Yani sona doğru geldiğimizi gösteriyor aslında inkılap tarihinde. Atatürk ilkelerini anladınız mı? Ha. İnkılaplarla devam edeceğim efendim.